Evet arkadaşlar merhaba, Can ben. Bu benim ilk videom olacak. İlk videomu İstanbul Plastilat'tan şu modeliyle, ama dehşet bir model. Ben tercih ettim çünkü güzeldi. Oh, kırıyordum az da. Sizce nasıl? Bence muhteşem bir silah. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten müthiş yapmışlar. Desenler zaten harika. Bir de renk bence müthiş. Zaten biliyorsunuz domuzlar turuncu rengi pek görmez. Silah çok iyi ya. Baksana abi nasıl kavranıyor. Çok iyi abi silah. Açalım bakalım içinde neler varmış. Hadi bakalım. Şöyle kıvırdığımız zaman şöyle bir köpük çıkıyor. Koruma köpüğü. Bunun üstüne koyalım. Burada ne var? Burada faturamız var. Bunları geçelim. Fatura. İşte garanti belgesi falan. Burada ne var? Burada da dikkat. Bu tapa koymuşlar. Bir şey değil. Burada şey var. Dipçik aparatı var. Dipçi isterseniz biraz daha geri alabiliyorsunuz. Burada boş poşet ve namlumuz. Ben Slug namlu ve 61 santim olan Slug namluyu tercih ettim. Bence gayet başarılı olmuş namluda. Ve namlunun et kalınlığı bayağı kalın. Şöyle göstereceğim size biraz yakınlaşın. Şöyle. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şöyle görürseniz et kalınlığı bayağı var. Bayağı kalın yani, şöyle tuttuğumda fark ediliyor. Bayağı kalın. Yani diğer silahlara istinaden bayağı kalın, çünkü diğer silahlarda bayağı ince namlular, bu kadar kalın değil. Kutunun içinde başka bir şey de yok. Başka bir şey de çıkmıyor. Altına da bakayım. Yok, burada da bir şey yok. O zaman namlumuzu silaha takalım. Hemen şuradan kayışın, buradan açılıyor, çevirerek açıyorsunuz. Zaten el kundağımız direkt çektiğiniz zaman çıkıyor. Basit, kurmak çok basit arkadaşlar. Kırma kolu çekiliyorsunuz. Şuradan tuş var, tuşa basmanız lazım. Kırma kolu çekiyorsunuz. Buradan namluyu alıp şöyle göstereceğim, bakın. Şurası üstte, şöyle namluyu alıp yanlış yere takıyorduk ha. Tutamıyorum ki, tersime geliyor. Şöyle şuradan geçirdikten sonra buradan da içten, tabii şuradan şöyle göstereyim detaylı, şöyle içten yanlıştırıyoruz. Böyle takıyoruz. Biraz bastırmak gerekiyor. Bastırınca iyice oturtuyoruz. Buradan zaten en üstten görüyorsunuz yer kalmadığını. Bunu öyle oturtuyorsunuz. Buradan sonra el kundağımızı tekrar el kundağımızı alıyoruz. Böyle. Yavaş yavaş. Mükemmel, muazzam bir silah. Ben çok beğendim ya. Yani biraz daha değişik olmuş. Çok hoşuma gitti. Burayı iyice sıkıyorum. Çok aşırı hoşuma gitti. Şu sese bir bakar mısınız? Bak, çeliğin sesine bir dikkat edin. Çeliğin sesi efsane. Bakın. Görüyor musunuz? Adamlar yapmış ya. Şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle. Görüyor musunuz? Gerçekten mükemmel olmuş ya. Yani şöyle tuttuğumda bakın. Dengesi zaten, denge şeyi bakın. Şöyle sağ elimi tutacağım. Dengesi zaten müthiş. Bakın. Şuraya bakar mısın? Denge müthiş ya. Yani hiç sağa sola falan da yok. Bak, birkaç üç parmağımla yapacağım. Üç parmağımla. Denge müthiş. Tutuşu da gayet başarılı.
Şöyle. Hemen göze geliyor. Zaten üstte şurada ray sistemi olduğundan dolayı şuradaki raylara red dot takılıyor. Red dot da namluda olduğu için, gövdede değil red dot, namluda olduğu için red dot'un ayarını da direkt göze geliyor. Direkt. Şuradan indirme mandalı var. Şuraya basamadım. Bastığınız zaman iniyor. Çok gayet başarılı. Şu çelik sesi var ya, müthiş geliyor kulağıma. Müthiş ya. Gerçekten güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu benim ilk videomdu. Bundan sonra bir silah daha alacağım. Typhoon Bullpup diye. Onu da çok merak ediyorum. Muhtemelen ama Typhoon Bullpup'u biraz zaman alabilir almam. Çünkü zaten 6 aylık bir süresi var. Ruhsat aldığınızda diyelim ki 2 silah olarak belirttiniz. İkinci silah veya birinci 6 ay içinde alabiliyorsunuz istediğiniz bir zaman. Muhtemelen bu hafta ben bunun atışlara başlayacağım. Atış yaparken de tekrar kayıt alacağım. Sizleri bilgilendirmek açısından ve eğlenmek açısından. Amaç bu zaten, eğlenmek. Sen harika ya. Şuradaki İstanbul Plus yazısını bilmiyorum, söker miyim, sökmez miyim? Bilmiyorum ama yani çok da kötü durmuyor. Ama etiket muhtemelen sökerim ben bunu. Çünkü biraz böyle aşağıda kalıyor. Tam yanda olsaydı böyle belki sökmezdim, düzgün duruyor diye. Ama bakarız. Neyse arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi beğendim ben ya. Çok mutluyum, oyuncağım geldi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.